Şimdi Kur'an'ı bağlamda salatın kimler tarafından ikame edildiği noktasına geldik. Kimler salatı evet, tek tek öyle gidiyoruz. Biliyorsunuz Mekki ayetlerin tümünde Cenab-ı Hak Kur'an'la müminleri öğüt boyutunda eğitmişti. Hep öğüt veriyordu. Evet, evet. Onları ikna ediyordu. Onlara secde ettirtiyordu. Kendisine teslim ettirtiyordu. Evet. Bu teslimiyet gerçekleştikten sonra bu müminlerde iman sağlama alındıktan sonra Cenab-ı Hak Medine döneminde çıtayı yükselterek müminlere artı görevler getirdi. Artı olarak. Evet, evet artı görevler getirdi. Bu artı görevler ne? Bu başta sosyal konular konusunda, sosyal mevzuatın işlemesi konusunda organize olmaları, okullarını açmaları, iş yerlerini, istihdam ve istihsal merkezlerini kurmaları, hatta ve hatta daha şeyiyle de bağımsız bir devlet olmaları görevini verdi. İslam'ın bir devlet şeklinde oluşturulması şeklinde değil mi? Şimdi İslam'ın devletleşmesi değil, Müslümanların değil kendi devletlerini, kendilerince devlet oluşturmalarını, organize olmalarını emretti. Müslümanların yaşayan Müslümanların. Tamam. İslam devleti diye Allah'ın vereceği bir model, devlet olmaz yani. Müslümanların devleti olur. Bu konu açıldı bak güzel oldu. Ha, tamam. Müslümanların devleti Müslümanların olur. Devleti Müslümanların devleti evet, olur. İslam devleti. Ve Müslümanların devleti de tam bağımsız olması lazım. Evet. Şimdi Resulullah hicret ettiği zaman, davet üzerine Yesrib'e geldiği zaman, Yesrib de biliyorsunuz oradaki bulunan Yahudilerle, Hristiyanlarla, Bedevilerle bir koalisyon, tabiri caizse bugünkü tabirlerle bir federe devlet oluşturmuştu. Ama burada Müslümanların tam bağımsız olarak İslami hükümlerin tümünü icra etmeleri mümkün olmuyordu. Bunu kıble konusunda inşallah ileride ayrı değineceğiz, detayına gireceğim bunun. Evet. Ve böylece Cenab-ı Hak'a karşı Resulullah'ın bir tavrı Kur'an'la nakledilir. Hani senin semaya bakıp durduğunu, bir beklenti içerisinde evet olduğunu görüyoruz, biliyoruz ayeti vardır. Evet. İşte Peygamberimizin beklentisi de oydu. Yani tam bağımsızlığa ulaşma, evet, o federatif ortamdan kurtulma. Çünkü tam bağımsız olmadığından dolayı o anlaşma çerçevesi içerisinde yapması gereken icraatın hepsini bağımsız olarak, mükemmel olarak da yapamıyordu. Ve zaten hiç kimse yapamaz yani. İşte biliyorsunuz yani pratik hayatta da federatif ortamlarda veyahut da koalisyon ortamlarında iktidar ortaklarının hiçbirisi evet yapması gereken icraatı kamilen, mükemmelen yapamaz. Birisinden fazla evet kuruluyor. Burada yani da işte evet Cenab-ı Hak Medine dönemine geldiğimiz zaman burada salatın ikamesini öngördü. Artık kurumlaşıp Müslümanların kendi yaralarını kendileri sarması doğrultusunda emirler verdi. Çıtalar yükseldi. Evet. Onun için şunu da söyleyeyim. İgami salat, salatın igamesi ayetlerin hepsi şeye aittir. Medine dönemine aittir. Öncekiler bir uyarım ayetindedir. Ön bir dikkat çekim ayetindedir. Ama esas kurumlaşma, bunların oluşması Medine dönemine aittir. Bunu da böyle şey yapalım. Burada bu konuyla ilgili yani buna zekatı kim verir? İman borcu olarak buna kim destek verir? Noktalarına gelecek olursak. Evet. Şimdi iman yani zihinsel olarak toplumun aydınlanmasını sağlamak için kim okul açar? Kim öğretmen tutar? Kim öğrenci olur? Kim buna parasal destek verir noktalarına falan geldiğimiz zaman yine Kur'an'da bunları tek tek göreceğiz. Tabii ki. Evet. Bunları göreceğiz. Şimdi Tevbe 18. Evet. Burada Cenab-ı Hak, burada enteresan. İnnemâ yâmuru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Evet. Bak Allah'ın mescitlerini
Ancak bak şimdi Allah'a ve ahiret gününe inanan ve ikame salat ve ate zekat. Salatı ikame eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından da haşyet duymayan kişiler. Sadece Allah'a haşyet duyan. Evet, sadece bunlar yapar. Bunlar evet. Evet. Şimdi onun için Müslüman kitle yavrundan, cıfıdından, elin yabancısından kendilerine yardım olacağını falan sanmasınlar. Hiç beklemesinler. Evet. Medet hiç beklemesinler. Bu işte Müslümanların evet. dediğim gibi mutlu olmasını, aydın olmasını, iyi bir eğitim almalarını, kalifiye olmalarını sağlayacak olan müminlerdir. O müminler ki değil mi? Evet. Allah'a, ahiret gününe inanan, salatı ikame eden ve zekatı veren. Evet. Ellerini taşın altına koyacaklar evet. tabiri caizse. İşte onun için evet. bu yeni değil bu olay. Yani bizim son peygamberimizle de gelmiş, bildirilmiş falan da değil. Şimdi yine salatla ilgili ileride bu bağlamda farklı şeyler anlatacağız. Ayetin paragrafın bir başka boyutuna dikkat çekeceğiz ama Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 101 ile 103. ayetlerinden oluşan bir pasajda orada Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullanır. Öyle 102'de inne salate kânet alel müminine kitaben mevgûta. Orada buyurur ki bak salat yani insanlara hani mali yönden destek olma, İslam yaratma, istihsal ve toplumu aydınlatma, zihinsel destek bunlar var ya. Evet. Bak kânet alel müminine kitaben mevgûta. Ta eskiden beri, ezelden beri müminlerin üzerine yazılmış bir borçtu. Sadece bir görevdi. Değil. Yani sadece son peygamberle falan yani bu tip ortaya atılmış bir şey değil. Evet. Hatta bu olayı daha önce bir şey anlatmıştık geçen programlarda. Salih peygamberin tebliğatında Nagatullah olarak geçen salatında salat olduğunu ve hatta diğer şeyleriyle de tüm peygamberlere, diğer müminlere de diğer peygamberler aracıyla da salat emredildiğini, salatın eski peygamberlerin şeriatlarında da var olduğunu geçen programda onu işlemiştik. Bunları evet, hep o çok bildirmiştik şeydi. Değil mi? Evet. 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 Bu ayette de öyle diyor. Kânet alel müminine kitaben mevgûta. Vakitlendirilmiş olarak bu vakitlere değineceğiz. Tamam, ileride açmamız lazım. İleride. Evet. Evet. Ona değineceğiz. Evet. Onlara da bu bir farzdı, bir ödevdi diyor. Eski demek. Hepsinde vardı. Evet. Ve hepsinde de var olduğunu daha önce geçmiş peygamberlerin atlarıyla da ayetlerle de bunları İbrahim peygamber olsun. Evet, hepsini tek tek yazılmış Kur'an'da. Evet, onları da bildirdik. Enteresan. Yani yeni bir şey değil. Evet. Bu önemli bir şey. Salat bu. Evet.